olduğunuza şükredin. Yani saygı gösterin, onlara hürmet gösterin. Başka? وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْدِينَ der Kur'an-ı Azimüşşan. O anne babanıza of dahi demeyin. Of dahi demeyin. Bırak mofu da yumruklarla itilip köşelere kakılan anneler babalar gördük biz. Allah'ım onları şerrinden bizi de korusun. Yavrularımız da korusun. Of dahi demeyin. Başka? وَحْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ Merhamet kanatlarınızı gerin. Onların üstüne titreyin. Nasıl ki siz bebeyken, yavruyken, anneniz babanız Allah'ım buna acı merhamet et, yavrum kurbanım diye bağrına bastıysa, siz de annenizi babanızı o şekilde bağrınıza basın. Sahabe de olsanız, hoca da olsanız, hacı da olsanız, anne baba rızası kazanılmadığı müddetçe Allah'ın rızasını kazanmak da gayri mümkündür. Örnek verecek olursak, sahabelerden Alkama isminde bir zat, Resulullah beraber hayatını devam eden, günde onun gözünün içine bakan beş vakit namazda bir sahabe. Sahabe kim? Hazreti Muhammed'in hayatında olanlar cehennem yüzü görmeyeceklerdir. Zamanında ona eşlik edip inanıp onun arkasında olanlar. Onlardan bir tanesi de Alkama isminde bir sahabe. Hazreti Muhammed bir gün namazın bitiminde şöyle cemaate bir göz gezdirir, Alkama gözükmüyor der. Namazdan sonra birisine sorar, Alkama nerede, niye gözükmüyor hiç, birkaç gündür ben bunun farkına vardım deyince, sahabe döner, affına sığınırım ya Resulallah, sana söylemeye utandık, haya ediyoruz. Alkama 3-4 gündür ağır vaziyette, hasta döşeğinde, ölümle baş başa der. Hazreti Muhammed der ki, siz bilmiyor musunuz ki, hakkul müslimi alel müslim sittetün, Müslümanın Müslüman üzerinde 6 tane hakkı vardır. Bir tanesi karşılaştığınızda selamun aleyküm demek. Günaydın, tünaydın, merhabalar onların olsun. Bize düşen selamun aleyküm deyip, bu bir hak mıdır? Haktır. Ola ki selam alınmadıysa verdiğim selam, kendi kendime ve aleyküm selam derim, bu borcu da böylece ödemiş olurum. Müminin üzerindeki, müminin üzerindeki haklarından bir tanesi. İki, اِذَا كَانَ مَرِيدًا اَنْ يَعُودَ Ola ki bir mümin hastalandığı zaman bana ne değil, akrabam değil, dostum değil, onu gidip ziyaret etmek hak mıdır? Kul hakkıdır. Kulun kulu üzerinde. Müminin daha doğrusu müminin mümin üzerindeki hakkıdır. Onu ziyaret etmek lazım der. Üç, davet edildiği zaman, bir şeye çağrıldığı zaman mümkünse, zaman elverişliyse katkıda bulunmak için oraya gidip orada bulunup davete icabet etmek hak mıdır? Haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldüğü zaman bir müminin cenazesinde bulunmak müminin üzerinde haktır. Cenazede bulunursa namazı kıldığı zaman bir kıraat daha kadar tıkrat, bir daha kadar sevap, kabristana götürüp birleştirdiği zaman iki daha kadar sevap verecektir. Allah'ın vaadi vardır, Hazreti Muhammed'in sözüdür. Resulullah der ki, o zaman gidelim de Alkama'yı ziyaret edelim. Cemaatçe giderler ki Alkama son nefeste, gözlerini adeta çatıya dikmiş, büyük bir izrab içerisinde acı çekercesine adeta ses içindeki olduğu pozisyon milleti de acındırır, cemaati de acındırıyor. Hazreti Muhammed şaşırıyor. Alkama böyle olmayacaktı. Alkama beş vakit namazını camide kılan bir insanıydı en azından. Sahabe olmakla beraber. Bunda bir hal vardır der. Sorar birisine yaklaşır. Alkama'nın kimi var dediğinde sahabeden bir tanesi, ya Resulallah yaşlı bir anası var der Alkama'nın. Anacığımı çağırın buraya gelsin der. Eğer gelemiyorsa ben giderim onun ayağına der. Diyen kim? Kainatın Efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Giderler yaşlı anaya derler ki Muhammed seni çağırıyor der. Canım kurban ona giderim elbette der. Bastuna çöke çöke gelir. Buyur ya Resulallah beni istemişin der. Anacığımla hal hatır sorduktan sonra Resulullah o anacığıma anacığım der. Alkama neyin olur?
oğlum olur ya Resulallah der. Bak Alkama son nefesini taşıyor, son anları yaşıyor. Alkama'ya hakkını helal et anacığım der. Anam gözyaşına, hıçkırıklara boğulur. Etmem ki ya Resulallah der. Beni anne yurduna koymadı. Bir gün bir saygı saymadı. Hep beni azarladı, dışladı, beni ötesi yaptı. Ben ona içim karardı, ben ona hakkımı helal etmem der. Resulullah zorlayacak değil ya. O zaman sen bilirsin anacığım der. Sahabiye der ki gidin şurada bir ateş yakın. Ateşi yakmaya başlayınca sahabe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ateşi hazırladırken anacığım gözünün içine bakar. Affına sığırırım ya Resulallah ateşi ne yapacağım der. Kim? Yaşlı ana. Yaşlı ana der ki ateşi ne yapacaksın? Hazreti Muhammed ana şefkatini, merhametini bildiği için bunu bilinçli yapıyor. Halbuki orada yakma şansı yok ki. Yakmak Allah'a mahsustur, kullara mahsus değildir. Rabbim onu acındığını, şefkatini, merhametini bildiği için bu şekilde ona adeta bir ikna etmek için bir şeyler yapmaya çalışır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, anacığım ahirette yanacağına cehennemde Alkama burada yakak der. Döner der ki yakmayın ya Resulallah, o benim ciğer farem, o benim evladım, hakkım ona helal olsun, affettim affettim der. Geriye döner Alkama buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ruhunu teslim eder. Şu kıssadan hisse çıkarmak lazım. Şunun için diyorum ki evlatlarımıza mümkün mertebe dini eğitim verelim ki anne babanın ne olduğunu bilsin. Aksi takdirde o evlatlar kendini de yakarlar. Bizim de canımızı acıtırlar. Memleketin de başına bela olurlar. Anne babanın rızasını kazanmayan bir insan hiçbir zaman için Allah'ın rızasını kazanamaz. Kur'an-ı Kerim'de ekiz derik ya, üç ayet çift nazil olmuştur. Birisi anne baba ile ilgili sayısız yerde geçer. İkincisi ekimus salavatü zeka, namazınızı kılın, zekatınızı da verin. Namazını kılıp da zekatını vermeyen Allah o namazı da kabul etmez. Zekatını verip de namaz kılmayanın zekatını da kabul etmez. Üçüncüsü etiullah ve etiurrasul. Yine Kur'an-ı Kerim'de sayısız yerde geçer surelerde. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah'ın emrini yerine getirip de Resulullah'ın tavsiyelerini dinlemeyen bir insan sünnetmiş hocam onda ne var ki derse Allah korusun. Allah'a yapılan ibadeti de boşa gittiğini unutmaması lazım. Allah kendi ismiyle Hazreti Muhammed'in ismini birleştirdiğine göre ondan ayırma imkanımız olmadığı gibi yaptığımızın da boşa gideceğini hiçbir zaman için unutmamak lazım. وَمَنْ اِسْتَخَفَ بِالْجَانِ خَسِرْ وَمَنْ اِسْتَخَفَ بِالْاَقْرَبَ خَسِرَ الْمُوَدَّدَ وَمَنْ اِسْتَخَفَ بِهَلِ خَسْرَ طِيبَ الْمَعِيشِ. Kim ki aileyi efradını aşağılarsa, hafif görürse, hani tabiri caizse affınıza sığınayım, sen bana layık mıydın dersen, en azından bir eşine sen kimsin ki dersen, o ailede huzur geçim kalmaz, huzursuzluk meydana gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gene bir sözü. Seyati zamanun ala ümmeti yuhibbuna khams ve yansavuna khams. Bir zaman gelecek ki o zaman burada bize düşen acaba bu zaman mı diye kendi kendimize karar verelim. Öyle bir zaman olacak ki beş şeyi sevecekler. Karşılığında beş şeyi de unutacaklar. Beş şeye aşırı sevgi besleyecekler. Beş şeyin sonucunu da katlanacaklar. Bir, yuhibbune dünya ve yansavnel ukba. Dünyaya aşırı sevgi besleyecekler. Ama sonuç, iki metrekare kabre nasıl gireceklerini, orada girdiklerine başlarına ne geleceklerini hesabını yapamayacaklar, unutacaklar. Dünyayı sevmek suç mu diye belki aklımıza gelebilir. Ona da cevap Hazreti Muhammed'in sözü. Hübbü dünya râsü kullu hata. Dünyaya ne kadar aşırı sevgi verirsek o kadar hataya düşer miyiz? Düşeriz. Dünya için namazımızı terk edersek hata mıdır? Hatadır. Dünya malı için şunu yapayım bunu yapayım diye Allah'ın emrini unutursak
Hata mıdır? Hatadır. Bu hatalar bizi her türlü kötülüğe yaklaştırır. Ama sonuç bir sıradan bir mekan değildir ki. Ve yuhibbuna dura ve yansavnal kubur. Benim aklıma geliyor bazen. Allah bu olmaz. Öyle bir zaman sarayları, köşkleri, apartmanları, lüks katları, büyük binaları, şu benim olsaydım, şu da şunu yapsaydım diye bununla uğraşacaklar. Ama veyensevnel kubur. Kabir öyle bir mekandır ki ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacak, geriye bıraktığımız gibi değildir. Esas orada birisinden birisine benzeyecektir. Cehennem çukuru. Hazreti Muhammed mümini hatta yara mekanı fil cennet. Müminin ruhu çıkmaz. Can vermez. Bizim deyimle deyim. Canını teşhine götürecekseniz gösterin de öyle gideyim der. Mümin cennetteki makamını gösterir. Makamı görürken de şafaklardan terleyen buna kavuşacak şekilde ruhunu teslim, güle güle teslim eder. Kafir de ruhunu teslim etmez. Cehennemdeki yeri de ona gösterilmediği müddetçe. O da o heyecanla kıyamete kadar püf noktaya baka kalır. Kıyamete kadar izdirap içinde olur. Artı Hazreti Ebu Bekir'in sözü. El kabru sandukul amel. Dünyadaki geçimimiz, maişetimiz, bankalar hesabı ya da kendi çelik kasalarımız neyse bir yerlere sokuyoruz ama müminin esas kasası kabirdir. Kabir neyin kasasıdır? Amelin kasasıdır. Kabir amelle doldurulursa o amel onu kurtaracaktır. Aksi takdirde Kabirler Alemi diye bir kitap vardır. Ufacık bir kitap, ismini unuttum. Kabirler Alemi diye yazar. O kitabı okuduğumuz zaman dünyamızdan ben kendi nefsime vazgeçtiğim anlar oldu. Vazgeçtim de ne yaptım? İçimde doldu kaldı, dondum. Kabir bildiğin eşliğimiz kabir, duvarlarından yılanlar peyda olur mu? Olacaktır. Azap edecek mi? O mevtaya edecektir. Eğer azaba müstahak olduysa. Hatta bunun örneği de vardır. Gene Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camideyken bir genç dışarıda ağlarken birileri ya Resulallah bir genç sizinle görüşmek istiyor, ağlıyor, içeri gelmiyor. Çağırın evladımı gelsin der Hazreti Muhammed. Çağırırlar. Evladım niye ağlıyorsun? Ya Resulallah babam öldü, onu yardımcı olacak kimse yok, kabrini yapamıyorum, kaldıramıyorum, bana yardımcı gönder der. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin mümin üzerindeki haklarından bir tanesi demin unuttum. Cenazede bulunmak, cenazede teçhiz ve teklifinde yardımcı olmak. Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer gibi birkaç tane sahabe der ki gidin de ona yardımcı olun o gencin babasını defnetmeye. Onlar gittiklerinde yıkarken bakıyorlar ki Bismillah hınzır suretine, Türkçesi domuz suretine dönmüş adam. Korkuyor Ebu Bekir. Ürperiyorlar. Geri dönüp mahcup mahcup Hazreti Muhammed'in yanına geliyorlar. Özür diliyorlar. Ya Resulallah bu halde gördük korktuk yaklaşamadık diyorlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hadi gidelim de bir bakalım. Onda vardır mutlaka bir sebebi der. Gelir dua eder. Onlara amin derler. İnsan suretine döner. Yıkarıp da kefene koyup kabre koydukları zaman bir anda kafasındaki düğümü çözerken bahallar ki aynı hale gelmiş. Durun yapmayın der. Evlada çağırır. Evladım baban ne yapardı dünyada? Ya Resulallah babam namaz kılardı, cami cemaat bilmezdi. Zekatını vermezdi, alimlerin sözünü dinlemezdi. Hazreti Muhammed sahabeye döner. İşte cami cemaati bilmeyen bir insan, ilim, nasihat dinlemeyen bir insan, zekatını vermeyen bir insan, akıbetinin ne olduğunu gözünüzle gördünüz. Fatebiru, ibret alın der. Onun için kabir alemi sıradan bir mekan değildir. O kabri süsleyen ameldir. O kabri cennet bahçesi yapan da ameldir. Cehennem çukuru yapan da ameldir. O kıyamete kadar orada ya cennet bahçesinden bir bahçede yaşayacak. Niye kıyamete kadar? Kıyamette herkes gelecek ki hesaplaşma olacak. Şimdiden başlarsa cezaya
karşısındaki hasmi görmediği zaman o da geçersiz olacaktır. Hak hukuk meselesi vardır. Arasat meydanında karşılaşacak, herkes hesabını, hakkını isteyecektir. Yuhibbuna dura ve yansevnel kubur. Ve yuhibbunel mâle ve yansevnel hisab. Hazreti Muhammed'in sözü devam ediyor. Malı çok sevecekler, kazancı, serveti. Çünkü Resulullah'ın bildiği için bir sözü daha var. Lev kâne li beni âdem vâdiyem minezzeheb. Beni Adem'in bir dere altını olsa, beni Adem kim? İnsanoğlu. Bir dere altını olsa, letemennu en tekune vâdiyeteyn. Keşke şu dere de benim olsa diye ikinci dereye bekler. İkinci dereyi ister. Hepimizin gönlünde nefsime diyorum. Geçen de bu değil midir? Bir iken iki olsun, iki iken beş olsun, üç olsun, bu olsun. Neyse. İnsan böyle bir zamanda gelecektir. Ancak o kazandığının hesabını nereden kazandın, nereye harcadın veremeyecek. Onu düşünemeyecek. Düşünse zaten o kadar malı da istemeyecektir. Ben samimi dostlara derim ki bazen Allah'tan bir şeyler isterken Allah'ım hesabını veremeyeceğim, malı bana vermesin. Nefsime de diyorum. Vermesin çünkü hesap ve hesabın işi çok kötü. Hesabın hakkını ödemediğimiz zaman Allah korusun namazımız, abdestimiz de bizi kurtarmayacaktır. Zaten bir namaz, abdest insanı yanlışlardan alıkoymuyorsa o namaz değil. Çünkü niye? İnne salate tenhanil fahşay vel münker vel bağım. Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyması lazım. Alıkoymuyorsa sadece yatıp yatıp kalkmaktan başka bir marifettir. Sadece odur, başka bir şey değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. وَيُحِبُّونَ الدُّورَ وَيَنْسَوْنَ الْقُبُرُ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابُ وَيُحِبُّونَ الْعَيَالَ وَيُحِبُّونَ النَّفْسَ وَيَنْسَوْنَ اللّٰهِ Öyle bir zaman gelecek ki ümmetim üzerine her şeyi nefsi için isteyecekler. Hep benim olsun, güzel her şeyin iyisi benim olsun ama Allah'ı unutacaklar. Neyle unutacaklar? Namazsız, abdestsiz, hayasız, edepsiz, terbiyesiz yaşantıyla unutacaklar. Peki bunların yaptıkları yanına kar mı diye kalacak diyecek olursak ya da düşünecek olursak Hazreti Muhammed'in son sözü. Hum minni bura'un ve ene minhum beri. Onlar kıyamet günde benden uzak, ben de onlardan uzak kalacağım. Sahip çıkmayacağım. Kainatın efendisinin sahip çıkmadığı bir hayatı neyleyim ki? Onlar hep benim olsa neye yarar ki diye mümin iki el, kafasını iki elinin arasına alıp derin derin düşünmesi lazım. Rabbim o duruma bizleri düşürmesin. Devamlı muhterem kardeşlerim, insanız biz, hatadan hali değiliz. Ben dört dörtlüğüm demek de kaderde kötü bir şey yoktur. Niye? Hazreti Muhammed der ki, men kâle en âlimun fehuve cahilun. Kim ki ben alimim, ben her şeyi biliyorum derse, cahilin ta kendisi odur. Alim de olsak, deniz derya da olsak, ben her şeyi biliyorum demek kadar da çirkin bir şey yoktur. Her şeyi bilmek Allah'a mahsustur. Onun için Hazreti Muhammed ilme bile bir sınır cızmamıştır. Ne demiştir? Utlubul ilme minel mehdi ilel laht. Beşikten mezara kadar öğrenin. Hocam bilmiyorum, anam babam bana öğretmemiş demek de kurtarmayacaktır. Ancak o anne baba elbette ki sorumluluğunun karşılığını çekecektir. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyye. Başka bir sözünde de der ki Hazreti Muhammed, herkes bir çoban gibidir. Çoban yaptığı işten sorumlu olduğu gibi davarından, güttüğü hayvandan, anne baba da hayatı boyu çoluğundan, çocuğundan, harımından, kızından, oğlundan hesaba çekilecektir. Ama maalesef biz onların hepsini bir kenara bıraktık. Sorumluluğu kabul etmiyoruz. Hocam beni dinlemiyor deyip kendimizi kurtarıyoruz. Bunun kadar da çirkin bir ifade olamaz. Evlatlarımız, çocuklarımız modadan modaya, kılıktan kılığa girerken eğer bir baba onun yaptığı İslam'a aykırı bir şeyse çekip de gözünün koltuğunun altına alıp gözünün dizinin önüne oturtturup da evladım kızım bu yaptığın yanlış demiyorsa eyvah, o baba camiyi de beklese sabahlara kadar havasını alır.
Men teşebbehe kavmen fehuve ya'şuru ma'ahu. Hazreti Muhammed'in sözü. Kim kime kendini benzetirse ahirette onunla beraber olacaktır. Mümin gayrimüslimin kıyafetini giyinir mi? Mümin gayrimüslimin roluna girebilir mi? Bir kız çocuğumuz ya da hanımımız, kızımız erkek kıyafetine büründüyse Allah'ın ve meleklerin lanetinden de kurtulmayacaktır. Ama gittikçe 10 seneye geriye baktığımız zaman, giden 10 seneye geriye baktığımız zaman şu andaki ortamdaki olanlar, ortamdaki olanların birçoğu yoktu. Edepsizlik, hayasızlık aldı yürüdü. Evladımız, kızımız, gelinimiz, eşimiz İslam kıyafetinin dışında gözümüz önünde gezerken sanki ona maşallah dercesine ses çıkarmamaya başladık. Onun aldığı o vebalı Allah'ın ve meleklerin lanetine uğradığı kadirde biz de uğrayacağız. Anne baba dur evladım, dur kızım. Yapma oğlum. Bu böyle ayıptır, günahtır. Çünkü el haya minel iman. Haya imandandır. İmanı, hayası olmayanı da imanı yoktur. İmanı da yoktur. Haya bir müminin sıfatıdır, vasfıdır. Ondan ayrı kalamaz. Kaldığı zaman perişan olur. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet gününde onlar benden uzak, ben de onlardan uzak kalacağım diye son cümleyi başlamıştır. Kim onlar? Yukarıdan beri saydık işte. O şartları taşıyan. Ola ki hepimizin hatası vardır. Biz bir insanız. Kusurumuz elbette ki vardır. İnsan beşerdir. Hatadan hali değildir. Ama sonuçta bir şeyler aklımızı toplayıp da bunu telafi etmenin yolu var mıdır? Vardır. Böylece gidecek değildir. Ama o noktaya gelmek de önemlidir. Tövbe edeceğiz, pişman olacağız. Gerekirse gözyaşı dökeceğiz. Gerekirse Allah rızası için canımızı da feda edeceğiz. Rabbim onun hürmetine affeder mi? Eder. Ancak o şartları iyice yerine getirirsek. Tövbe ettik, pişman olduk. Ne dedik? Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ya Rabbi, pişmanım, tövbe istiğfar ediyorum diye yalvaracak. Onu da samimi dille diyecek. Sadece sözde değil, özden gelecek kalpten. İki, ve nedamı bil kalbi, yaptığı bütün yanlışlarını gözünün önüne getirecek. Bir yanlışı yaptıysa gözünün önüne getirip o anda pişmanlık duyduğunu, keşke yapmasaydım diye kendi kendine içini yakacak. Allah onu da suçunu affeder inşallah. Ve ikla'ul bedeni, bedenimizden ayıracağız. Neyi? O yanlışı. Bir lokma haramın 40 gün ibadete engeli vardır. Kana bulaştığı için, kanın temizlenmesi için de 40 gün geçmesi lazım diyorlar. O zaman bir daha o bedene bir şey sokmamak için, haram lokmaya bulaşmamak için azami gayreti gösterip şüphelendiğimiz bir şeyi de acımızdan da ölsek derler Türkçe'de, onu yapmamaya, yememeye de gayret edeceğiz ya da kazandığımızın içine katmayacağız. Ondan uzak kalacağız. Evet. Ve hubbül ahireti, ahiret yolculuğuna çok hazırlık yapacağız. Ona öyle bir hazırlık yapacağız ki belki biraz sonra ölürüm düşüncesiyle yanlışlara dur, doğrulara devam edeceğiz. Dünyaya sevgi, muhabbet beslemeyeceğiz. Ve kılletül kelam ve kılletül akıl. Dikkat. Az konuşacağız. Çok kelamda hata vardır. Çok sözde hata vardır. Çok malda da haram vardır. Ve kılletül ekli az yiyeceğiz. Hatta yeteferraga lil ilm vel ibadeti. Çünkü çok yiyen bir insan ibadete kendini veremez. Gecenin bir saatinde kalkıp da teheccüd kılmak zoruna gider. Bedene ağır geldiği için. Ve kılletin nevm. Mümin çok uyumaz ki. Müminin uykusu belli bir saatlerden sonra. Sabahın seher vaktinden sonra mümin uyumaması lazım. Maalesef nefsime de diyorum. Şeytan bizi kandırıyor. Yat hele, ne yapacaksın? İşin yok, ucun yok. Soğukta, sıcakta nereye gideceksin diye. O seher vaktindeki rızkın dağıldığı bir saatte
şeytan aleyhine böylece bizleri aldatıyor. Onun aldanmasına değil, onun kandırdıklarından değil, ona ters tepki yapıp elinin tersiyle yitenlerden eylesin bizi. Başınızı ağrıyorsam özür dilerim, kusura bakmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yine bir sözünü, çünkü biz halk arasında sohbeti çok severiz ama bazı sözlerimizde de haddini aşarız. Men kefura zihku ukve bi aşri ukubatin. Gülerek suç işleyen ağlayarak cehenneme gidecek diye Hazreti Muhammed'in bir sözü. O konuşmalarımıza bile dikkat edip yanlış laf konuşuyor diye rastgele atarsak onun vebalı da çok ağır olacağını unutmamak lazım. Rabbim cümlemizin tafsilatlarını affı mağfiret eylesin. Fazla zamanınızı almayın. Yaz günü çalışıyorsunuz. Biraz da şöyle Kur'an okuyarak şu mübarek geceyi geçmişlerimizin hatırası için ihya etmeye çalışalım. Oku oğlum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق